durumdayız burada. Sayın Başkanım, malumunuz 2021 yılında, 4 Haziran 2021 yılında buradaki parsel tesviye işlemlerine başladık. İşlemlere başladıktan 6 ay içerisinde toplam oluşturduğumuz 49 parselin 48 tanesini tahsis ettik. Şu anda 2 yıl sonra geldiğimiz nokta ki biz burada arazileri... Hangi firmalar tahsis aldı? Sayın Başkanım, Eyüp Sabri Tuncer, Nestle, Sartel Ambalaj ki Türkiye'nin ilk 500'ünde, Akçalı Kimya yine Türkiye'nin ilk 500'ündeki firmalar. Bunun gibi ulusal hatta global firmalarımıza burada araziyi tahsis ettik. İnşallah tüm 48 tane fabrika bittikten sonraki 1,5 yıl içerisinde biteceğini düşünmekteyiz. En az 10 bin kişiye burada siz başta olmak üzere yönetim kurulu sayesinde bir istihdam oluşturuyoruz Sayın Başkanım. Bizim burada mesleki eğitim merkezimiz var. Burada da mesleği olmayan, eğitimini almamış kişilerin burada sertifikaları veriliyor. Bunlarla ilgili dönemsel olarak 3'er 4'er tane kurslar açılıyor ve bu kurslardan bizlerin ihtiyacı olan, sanayicinin ihtiyacı olan personellere yetiştiriyoruz ve belgelerini veriyoruz. Bunlar o belgelerle yani kendi gençlerimize alınıyor. Öncelik verip aynen yetiştirdiğimiz öyle. Öğrencileri, aynen. Gençleri burada istihdam ediyoruz. Başkanım, bizim burada bir ay içerisinde 10-11 tane firmanın arazi teslimine başlamaktayız. Bunlar bu ay içerisinde, Haziran ayı içerisinde 11 tane firmanın arazi parsellerini kendilerine teslim edeceğiz. 2 kat 3 kat OSV oldum son 5 senede. Evet. Sizlerin de desteğiyle, gayretiyle. 95 fabrikadan Sayın Başkanım 161 fabrikaya, 4800 istihdamdan 17000 kişi istihdama, aylık 9 milyon kilovat saat elektrik kullanımından da şu anda aylık 40 milyon kilovat saat enerji kullanan Türkiye'nin sayılı marka organize sanayi bölgeleri haline geldik Sayın Başkanım. Evet. Güzel. Evet. Balıkesir çalışıyor. Balıkesir geleceğine umut, OSB gerçekten çok güzel ilerliyor. Yakında burada en az 10 bin kişi 1,5 yıl içerisinde istihdam edilecek. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımıza ve Sanayi Bakanımıza. 2 ve 3 yıl içerisinde 40 bin kişi çalışacak burada Sayın Başkanım. İnşallah.